Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün Tarım Analizi'nin konuğu bir çiftçimiz. Eskişehir'den kalktı geldi sağ olsun bizler için. Bugün kendisiyle sektörün genel bir görünümünü konuşacağız. Geçen hafta biliyorsunuz büyüme verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %7.6 büyürken tarım sektörü aynı çeyrekte %2.9 küçüldü. İşte o küçülmenin kırsaldaki etkilerini, yansımalarını biraz kendisiyle konuşacağız. Eylül ayının içerisindeyiz artık. Ekim yaklaşıyor. Adı üzerinde ekilişlerin olduğu bir yeni sezona gireceğiz. Peki çiftçi bu sezona nasıl giriyor? Ne olacak? Ne bitecek? Üretim kararını neye göre verecek? Bunların yanıtlarını biraz aramaya çalışacağız. Çolpan Çiftliği sahibi Özer Çolpan'la birlikte hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk İrfan Bey. Nasılsınız? İyisiniz? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Böyle ben biraz hızlı konuşuyorum ki 20 dakikaya ne kadar çok konu başlık yetiştirirsek o kadar iyi. Çünkü çok fazla not evet. var önümde. Şimdi isterseniz şu büyüme verisiyle başlayalım. Geçen hafta biraz Tabii. değerlendirdik zaten Profesör Doktor Yaşar Uysal hocamla birlikte. Ama sizler çiftçisiniz. Hani o büyümeyi, küçülmeyi, daralmayı en çok hisseden, gözlemleyen çiftçilerden birisiniz. Bizleriz. Çünkü Eskişehir'in Alpova'sında 10 bin dekarın üzerinde zaman evet. zaman 13 bin dekar münavebeden dolayı değişebiliyor. Evet. Nadas'tan dolayı. Üretim yapıyorsunuz. Nedir durum o büyüme, küçülmenin etkisi kırsalda? İrfan Bey, şimdi bizim girdilerimizdeki artış çok ciddi bir boyuta geldi. Bunu siz de görüyorsunuz zaten. Enerji fiyatları, gübre fiyatları, bütün her şeyde çok ciddi bir artış var. Akaryakıt özellikle. Mazot fiyatlarına bir indirim geliyor. Ondan sonra bir daha zam geliyor. Bu bizim için en büyük girdiler bunlar. Bunlar çiftçimizi yormaya başladı. Hakikaten bizler açısından üretimde bunlar büyük giderler. Çiftçinin ürettiği ürünün para yaptığı durumlarda çiftçi bu yükü taşıyabilir. Ama çiftçinin tabii ki sermaye ihtiyacı çok arttı. En büyük sorun bu. Çünkü siz önceden parayı harcıyorsunuz, üretiyorsunuz, bitiriyorsunuz üretimi. Ondan sonra ürünü satarak paranızı alıyorsunuz ve tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlıyorsunuz. Bu aradaki makasın açılması çok ciddi bir problem yarattı. Çiftçi tabii kredileri, kredi kartlarını kullanaraktan bu açığı kapatmaya çalışıyor. Bankaların kredi kartlarını ciddi anlamda kullanmaya çalışıyor. Kredilere çok yoğun bir talep var, zirai kredilere düşük faizli olmasından dolayı. Ama tabii bu sonuçta çözümü değil. Yani bu sadece geçici bir önlem. Esas önemli olan çiftçinin sermaye yapısının kuvvetlendirilip çiftçinin ayakta kalmasını sağlamak. Başka bir şey önemli değil aslında. Yani burada aslında maliyetlerin yüksek olması, artık ölçek ekonomisi diyoruz ama fark etmiyor anladığım kadarıyla. Yani küçük ölçekteki çiftçiyi de etkiliyor. Aynı. Bu işi Herkes gerçekten için. Büyük çaplı evet. yapan, dünya standartı yapan çiftçiyi de etkiliyor. Herkesi etkiliyor. Çünkü şöyle, küçük çiftçi 50 ton gübre kullanıyor. Biz 400 ton gübre kullanıyoruz. Dolayısıyla aynı oranda bizi de etkiliyor. Bizi de yoruyor. Yani bu işi toplu aldım işte bir yere kadar. Bunu da pazarlı Aynen ya da marjlı. Aynen öyle. Bir noktadan sonra sizin kontrolünüz dışına çıkıyor zaten bu iş. Ondan sonra da ne yapacağınızı siz de şaşırıyorsunuz. Farklı yöntemlerle işi çözmeye çalışıyorsunuz. İşte en büyük sıkıntı burada sermaye yetersizliği. Eğer sermayeniz yeterli değilse, yeteri kadar güçlü değilseniz üretime devam edemezsiniz. Çünkü niye? Borçlandığınız zaman bir de borcun faizini sırtınıza alıyorsunuz. Zaten kazançlarımız girdilerdeki ciddi artıştan dolayı küçüldü. Bir de bunun üzerine faiz yükü eklenirse maalesef iyice kazancımız küçülüyor. Şimdi benim zaten anlamaya çalıştığım şey bugünün yüksek gıda enflasyonunu konuşuyoruz. %95'lerde TÜİK verisine göre. Tarım GİFE'ye bakıyoruz. Üretici tarafındaki enflasyona bakıyoruz. Orada da yine %135'leri bulmuş vaziyette ki Maalesef. O da yine TÜİK verisi ortalama olarak arıyoruz. Yani bunu mazota ya da gübreye vurduğumuz zaman 3 kat 4 kat artmış gibi maliyet. Şimdi Eylül ayının içerisindeyiz. Önümüzdeki ay dediğim gibi programın girişinde Ekim ayı artık bundan sonra hububat tarafında tohum ekilişleri başlayacak. Peki ne yapacak çiftçi? Ne ekecek? Ne dikecek? Neye göre karar verecek şu anki mevcut konjonktürde? Şimdi ben size bir örnek vereyim bu konuyla ilgili olarak. Şu anda buğday fiyatları 7450 TL toprak mahsulleri destekleme ofisinin dahil açıkladığı fiyat. Fakat bizim karşımızda tohum fiyatı olarak gerçek TİGEM'in açıkladığı fiyatlar değil de piyasanın fiyatlarından bahsedelim. Hı-hı. Çünkü TİGEM'in tohumu kısıtlı miktarda. Buna herkesin ulaşması mümkün değil. Bir de TİGEM bunu bayilerine satacak. Bayiler de bir kar koyup nakliye koyup Doğru. üstüne bunu satacaklar.
Piyasada şu anda 13, 14, 15 liralardan başlayan fiyatlar konuşuluyor. Şimdi 7 liraya sattığınız buğdayı 15 liradan tohum olarak geri alacaksınız. Yani her 1'e 2 gibi bir orana denk geliyor neredeyse. 20 kilo tohum atacaksanız 40 kilo buğday satmanız lazım. Maalesef hesap ortada. Yani eskiden bu oran böyle değildi. Devletin vermiş olduğu destek aradaki farkı kapatıyordu ve çiftçi için çok avantajlı bir hale getiriyordu. Ama şu anda makas çok açıldığı için burada bir düzenleme yapılması lazım. Çiftçimize daha çok destek verilmesi lazım bu konularda. Şimdi bunu aslında biraz açalım, şöyle açalım. Şimdi biz maliyetlerin yüksek olduğunu uzun süredir konuşuyoruz. Evet. Ama hep söylediğim şey şu, çiftçi dünyada, küresel manada çiftçi, buna Türkiye'de başta dahil olmak üzere başta, gerçek maliyetlerle sanki bu sezon yüzleşecek. Yani bunu da şunun için söylemeye çalışıyorum. Geçen sezon evet maliyetler yüksekti ama ondan önce hani gübreyi daha makul fiyata alan oldu, efendime söyleyeyim işte kendine göre, ayağını yorganına göre uzatanlar oldu ama bu sezon sanki olmayacak gibi. En basitinden şöyle söyleyeyim. Geçen sene sezon öncesi mazot, gübre, ilaç sizin için ne kadardı? Şimdi bu sezon ne kadardan alacaksınız? Ben geçen sene Ekim ve Kasım ayında bu yıl kullandığım gübrelerin tedarikini yaptım. Taban gübresi ve yaprak gübresi 7 liradan satın aldım. Şu anda aynı taban gübresi 18,5 lira, yaprak gübresi 13 lira. Aldınız. Ben almadım. Hı. Ben taban gübremi yazın aldım. Hı. Daha uygun fiyattan aldım. Ama şu anda geldiği rakam 18,5 lira. Yaprak gübresi de 13,5 lira ama bu da yükselebilir. Bu da artabilir. Neden? Çünkü devam eden bir savaş var. Ürenin ham maddesi doğalgaz. Eğer vanalar kapatılırsa, Avrupa'daki gübre fabrikaları, siz de bu konudan bahsettiniz yazınızda, gübre fabrikaları kontağı kapatırsa büyük bir talep ortaya çıkabilir. Doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş, dövizdeki yükseliş bu fiyatların hepsini yukarıya maalesef çekebilir. Bugünün fiyatlarını aratabilir. Öyle bir risk maalesef öyle var. Şimdi böyle bir konjonktürde sizce çiftçi yeni sezonda neye daha çok yönelir? Yani maliyetlere bakacak, iklime bakacak, ürünlerin fiyatına bakacak sizce? Şimdi tabii sizin bölge için en azından konuşabiliriz. İmkanı olanlar tabii en fazla ciroyu elde edebilecekleri ürene odaklanacaklar. Bunun başında da maalesef mısır geliyor. Mısır ekiminin bu kadar artması çok doğru mu? Kesinlikle değil. Bunun belli bir oranda frenlenmesi lazım, azaltılması lazım. Çünkü kaynaklarımızı çok hızlı bir şekilde tüketiyor mısır. Çok fazla su ihtiyacı var ve iklimi değiştiriyor. Ortamdaki rutubeti arttırıyor. Ayrıca sıkıntı şu, hastalıkları da beraberinde getiriyor bu. Mantari hastalıklar rutubet sayesinde çoğalmaya başlıyor. Bu da diğer ürünler, mısır da dahil olmak üzere bütün ürünler için mantari hastalıklar. En basitinden Tekirdağ tarafındaki yaşadığımız sıkıntıyı bu sene biliyorsunuz. Bütün çiftçilerimiz tırtıl yüzünden drone'la yaşlama yapmak zorunda kaldı ki bundan önce hiç böyle bir şey yoktu. Belki bundan sonra daha da yayılarak bu artabilir. Daha fazla bu tarzda şeylere ihtiyacımız olabilir. Bunların hepsi bir maliyet. Hepsi maliyetlerin artması anlamına geliyor. Bugün bir ilaçlama makinesinin gelip çalışması, ilacı kullanması, bir de ürüne verilen hasarı saymıyorum. Verilen hasar var. Bunların hepsi çiftçimizin sırtında. Dolayısıyla aslında programlama, plan yapılırken daha ciddi plan, program yapılmalı. Belli bölgelerde belli ürünlerin ekilişleri azaltılıp farklı ekilişlere insanlarımız yönlendirilmeli. Ama burada da esas ortaya çıkan sorun şu, kar, metrekarede elde edilen kardaki farklar. Bütün ürünlerimizde bir bant aralığına oturtmamız lazım bu karı. Yani bu karlar arasında çok büyük farklar olduğu zaman tabii ki çiftçimiz daha büyük kar elde edebileceği ürünlere yöneliyor. Bu da aslında çok doğru bir sistem değil. Hmm. Bunun sonucunda kaynaklarımızı tüketiyoruz. Belki o an için kazanıyoruz ama ileride bunun faturası hepimize çıkacak maalesef. Şimdi sizinle aslında konuşurken Alpu Ovası üzerinde konuşsak dahi ben Türkiye'nin küçük bir prototipi diyorum Alpu, evet, Ovası için. Çünkü 440 bin dekar gibi bir alanda evet, üretim yapılıyor ama stratejik ürünler de üretiyor. Yani şeker pancarı da var, buğday da var, arpa da var, ayçiçeği de var, evet, çeşitli meyve de var. Maalesef mısır da var. Mısır da var. Şimdi dolayısıyla orada ki şey aslında Türkiye'nin belki genel fotoğrafı açısından bize biraz fikir verebilir diye söylüyorum. Mısır üretimi orada devam ediyor. Evet. Orada galiba bu sezon biraz
Çok. Teveccüh de vardı. Biraz fazla mısır var. Hatta şöyle bir sıkıntı var. Lisanslı depolarda şu anda mısırı koyacak yer yok. Yani kurutmaya kalksanız, yani kurutup depoya koyacağım deseniz şu anda lisanslı depoya yer yok. Yer yok. Ne olacak? Sezonda göreceğiz. Hepimiz merakla bekliyoruz. Bu ay sonuna doğru artık... Ekim başı gibi başlar. Tabii bu tamamen iklime bağlı. Havalar nasıl gidecek, kuruma ne mertebede olacak. Şimdi Adana'da mısır biçimi yapıldığı zaman mısır 12 rutubette biçilebiliyor. Ama bizim orada mısırın rutubeti 18 ila 22 arasında oluyor. Mısırı çok kurutmak isterseniz Şubat ayına kadar beklemeniz gerekiyor. O zaman da çok büyük verim kayıplarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim bölgemizde tarım yapmak cidden zor. Maliyetli. Bugün mısırı kurutmaya kalktığınız zaman düşülen fire, kurutma parası vesaire, ki doğalgaz fiyatları da ortada. Bundan dolayı çok yüksek maliyete gelebilir. Benim tahminim 500, 600, 700 liraları bulabilir mısır için. Hmm. Bu da ciddi bir maliyet. Ama bunun sonunda ne olacak hepimiz göreceğiz. Hakikaten zor bir sezon bizi bekliyor mısır konusunda. Siz yayının başında sohbet ederken bizim iş bilinmeyene yolculuğa döndü dediniz. Hakikaten aynen bu öyle. Sadece mısır üzerinde değil. Mesela şimdi ayçiçeği konu açıldığı için söylüyorum. Biraz önce çayır tırtılı örneğini verdiniz. Evet. Ayçiçeği fiyatları mesela birlikler bazında pek çok şu anda yetersiz. Piyasanın altında anladım. Yani beklentinin altında en azından. Çok altında. Çok basit bir örnekle ben bunu açıklamak istiyorum. 600 kilo buğday aldığınız zaman şu anda devletimizin verdiği 7450 lira fiyattan yola çıkaraktan aynı tarlada ayçiçeği ekerseniz, bizim İç Anadolu için konuşuyorum. Sulu bu arada. Sulu, evet. 300 kilo alırsınız. Ortalamalar. Bunlar ortalama rakamlar. 300 kilo aldığınız zaman aynı ciroyu oluşturmak için sizin 15 bin lira gibi bir rakama ihtiyacınız var. Ayçiçeğinin fiyatı ton aynen başına öyle, 15 bin lira olmasa şu anda ne kadar piyasada ortalama? 11, 12, bazen 13'ü telaffuz ediyorlar ama böyle olursa seneye ben ayçiçeği ekmek istemiyorum. Var mıydı sizin bu arada ayçiçeği? Var. Bu sene ayçiçeği ekilişim de var. Ama fiyattan dolayı seneye değiştirebilirim diyorsunuz. Ekmek istemiyorum. Yani niye? Ben para kazanacağım işi yapmak istiyorum. Doğal olarak herkese. Yani çünkü ortaya koyduğumuz sermaye çok büyük. Dolayısıyla iyi kötü kendimizi korumak için para kazanmamız lazım. Biz 5 senede bir garajımızı yenilemek zorundayız. Makine ekipmanımız çok hızlı bir şekilde eskiyor. Bunun için bir amortisman ayırmak zorundayız. Orada bu da fiyatlar durmuyor bu arada. Çok çok hızlı yükseliyor. Yani şöyle söyleyeyim. 1 liralık motor 2,5 lira oldu. En basitinden. Ekim'den bugüne. Ve bu duracak gibi de durmuyor. Niye? Çünkü Avrupa'da enflasyon var. Döviz kurları yükseliyor. Ham madde fiyatları dolar bazında. İnanılmaz hızlı yükseliyor. Bunların hepsi bir süre daha devam edecek. Bir noktadan sonra fiyatlar durur mu? Kesinlikle durur. Ama o zaman da zaten durgunluk başlamış olacak. O zaman önünde iş yapmak daha da zorlaşacak bizler açısından da. Şimdi 9. aydayız. Evet. Desteklemeler hala soru işareti. Yani bunu şunun için söylüyorum. Normalde desteklemelerin özelliği önemli bir enstrümandır üretim planlamasında. Evet. Ve biz 2022'nin, yani şurada neredeyse yıl bitecek, 2022'nin desteklerini hala konuşuyoruz açıklanma noktasında. Siz bugüne kadar desteklemeler, üretim planlamanızda, üretim desteklerine karar vermenizde ne kadar etkili oldu? Oluyor mu ya da? Ben hiç desteklemeye göre üretim planı yapmıyorum. Yaparsam yanılırım. Çünkü niye? Desteklemeden gelecek olan parayla bir şeylere ödemeye kalkarsanız yanlış yaparsınız. O parayı yok sayacaksınız, üretiminizi bitireceksiniz, o gelen parayı bir şekilde değerlendireceksiniz. Çünkü niye? Destekleme zamanında gelmeyebilir, iş uzayabilir, ki başıma geldi. Orga mineral gübre destekleri 1,5 yıl mertebesi bir zamanda yattı. Gübre o zaman 4 liraydı. %25 destek vardı, 1 TL destek vardı. Çok güzel bir destekti. Ama bize ödendiği zaman gübre fiyatları 13, 14, 15 lira mertebesindeydi. Eridi gitti. Dolayısıyla gübrenin, mazotun desteğinin normal şartlarda zamanında ödenmesi lazım ki çiftçiye bir faydası olsun. Ama sistemimiz buna el vermiyor. Bizim en büyük sorunumuz sistem. Üreticimizin beyan sistemi, buna göre desteklemenin ödenmesi. Burada sıkıntı var. Bu sorunun önce giderilmesi lazım. Niye? Çünkü maalesef kredi için üreticilerimiz olmayan ürünleri gösteriyorlar, ekili gösteriyorlar. Domates,
İşte daha kıymetli ürünleri gösteriyorlar aslında diye. Aslında bunun denetimi kontrolü basit değil mi? Yani artık uydu sistemleri uzaydan her şey gözüküyor. Nerede ne oldu? Hatta toprağın verimine dahi ya da toprağın neye ihtiyacı var, ne eksik doğru gözüküyor. Doğru söylüyorsunuz ama. Biz hala. Ama şimdi bunlar önce beyan ediliyor. Önce beyan ettiğiniz zaman sisteme girmiş oluyor. Son gün gidip değiştirebiliyorsunuz. Ha, çiftçinin ekilimi de öyle. Yani çiftçi bir şeye ekeceğine karar verir. Der ki ben pancar ekeceğim. Nisan ayı gelir. Pancardan vazgeçebilirsiniz. Çünkü çiftçilik tamamen bilinmeyen yolculuk. Neyin ne olacağını bilmiyorsunuz, iklim şartlarını bilmiyorsunuz, fiyatları öngöremiyorsunuz artık. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki. Yani şu anda yağmur yağıyor. Ağustos ayı içindeki yağmurları gördük sonundaki. Dolu yağıyor. Yani bunlar büyük risk bizim açımızdan. Mahsullere çok ciddi zarar veriyor. Biz bu sene bir dolu sıkıntısı yaşadık Alpu ilçesinde. Ciddi bir bölgeyi dolu vurdu. Benim yaklaşık %20-25 oranında zararım oldu bir tarlamda. Hasat ettiğim bir tarlada gördüm. Normal ortalamadan %20-25 aşağıda hasat yapmak zorunda kaldım. Bu risk artık her geçen gün artarak devam edecek. Artıyor, yani ciddi problem yaratacak bütün üreticilerimiz maalesef, için. Maalesef. Buradan yola çıkarak şimdi biraz önce pancardan, şeker pancarından evet. değindiğiniz için şeker fiyatlarını biz çok konuştuk. Şimdi sezonu da geliyor. Yani hasat sezonu artık evet. Eli kulağında diyelim. Alpu Ovası da pancar tarafında da. Pancarın eskiden. Siz de bir ara yanlış hatırlamıyorsam. Ben de ekiyordum bıraktım artık. Ekmiyorum. Çünkü niye ben bir yıl boyunca uğraşıp bir sene sonra alacağım paraya baktığımız zaman enflasyon karşısında tamamen eriyip bitmiş tükenmiş oluyor o para. O benim için çok mantıklı bir üretim tarzı değil. Peki ben, sizin gibi düşünenlerin sayısında çoğalış var mı? Çok, yani şu anda ovadaki yani, pancar ekimi ne durumda? Ekim inanılmaz azaldı. Şeker pancarı. Evet. Daha da azalacak böyle giderse. Yani bu sistemin değiştirilmesi lazım. Avans fiyatını yükselttiler. Bir kısmı 800 liradan 1000 liraya çıkarttılar. Şimdi biraz daha yükseltme gündemde ama pek bir işe yaramaz mı diyorsunuz? İşin başında açıkladığınız fiyatla oluşan ciroya bakın. Bir de işin sonunda parayı aldığınız günkü diğer değerlere bakın. O zaman göreceksiniz ki boşu boşuna uğraşmışsınız. Dolayısıyla insanlar bu riske girmek istemeyecek. Bu üretimi devam ettirenler kimler? Bu avanslarla, verilen avanslarla çarkı döndüren üreticilerimiz. Ama işin gerçeğini konuşmak gerekirse rasyonel mi? Değil maalesef. Yani tamam. Niçin değil? Çünkü üretici işin sonunda eline geçen parayla bir şeyler alabilmeli, bir şeyler yapabilmeli. Bir arkadaşımız geçen sene yaptığı üretimin sonunda aldığı paraya harcadığı gübreyi alamadı. Yerine koyma maliyeti. Yani zaten şu anda kulağa bakın, birçok mazot, ürünün. Mazot ve diğer kalemleri geçtim. Sadece gübreyi yerine koyamadı. Yani ve 1000 ton gibi bir pancar için böyle bir şey hesaplandı. Çok acı bir durum. Biraz önce söylediğim o gerçek yüzleşme dediğim oydu. Kastettiğim evet. Hani baktığımız zaman prim desteği dahil 7450 lira ton başına buğday fiyatı. Evet güzel bir fiyat. Aynen. Ya da Mısır'daki fiyat görece şey olabilir. İdare ama eder. Artan maliyetler ve yeni sezondaki girdilerin fiyatına karşılaştırınca galiba gerçek şeyle o zaman yüzleşeceğiz. Ya inşallah enerji fiyatları yükselmeye devam etmez. Enerji fiyatları daha yükselmeye devam ederse bizim girdilerimiz pupa yelken yukarı doğru gidecektir. Yani böyle olursa hepimiz açısından çok zor günler bizi bekliyor. Çünkü niye? Bizler daha yeni maliyetlerle hiç ürün satmadık. Evet. Bizlerin bütün ürettiği ürünlerin maliyeti eski maliyetlerle. Şu anda yeni maliyetlerle üretmeye başlayacağız. Ve bu maliyetlerle üretip sezonu tamamlayıp satacağımız zaman acı gerçek ortaya çıkacak. Ben, çok buyurun. Küçük bir örnek vermek istiyorum size. Bir kamyon saman yaklaşık 15 bin TL tutuyor şu anda Eskişehir'de. Çanakkale'ye nakliye 15 bin TL. Ürünün nakliyesi üründen daha kıymetli hale gelmiş durumda. Bu çok acı bir şey. Mazot içe katladı. Aynen öyle. Esas sadece sorun bu. Mazot. Yani bu başka yani şeyler var. Bizim girdilerimizi de katlıyor bu. Bu hepimizin ana sorunlarından biri. Önemli olan burada bizleri desteklemek. Bizler eğer burada iyi desteklenebilirsek sıkıntı olmaz. Bizler üretime devam edebiliriz. Şimdi 10 bin dekarın üzerinde üretim yapıyorsunuz. Sizinle yaklaşık 15-16 dakikalık sohbetimizde ben sizin ne ekeceğinizi çözdüm. Söyleyeyim. Şimdi pancar ekmeyeceksiniz biliyorum. Yok, yok. Mısır zaten enerji tüketimi ve olsun diye iklim şartlarından dolayı ondan şey. Ayçiçeğe para etmezse zaten dediniz. Geriye aynen kalıyor öyle. Buğdayla arpa. Yoğunluklu olarak en azından. Buğday arpa 5-6 bin dönüm muhakkak ekerim ama onun haricinde şeker mısırı, darı,
nohut, yani bu tarz ürünler depolaması kolay. Bu tarz ürünler bizim için daha mantıklı gibi duruyor. Niye? Çünkü önümüzü göremiyoruz. Hakikaten tamamen bir belirsizliğe doğru yol almaktayız hepimiz. Neyin ne olacağını bilmiyoruz. Hani depolamanın da anlamlı olmadığı bir döneme de girebiliriz. Şu anda buğday fiyatları da geri gelmeye başladı. O da ayrı bir sıkıntı. Yani 6 bin lira mertebesinde fiyatlar var şu anda piyasada. Eğer daha aşağı düşer mi? Düşer. Evet, bu enflasyon açısından iyi olur mu? Evet, olur ama üreticinin maliyetleri geri gelmediği için üreticiyi daha çok sıkıştırır. Ve pek çok üreticimiz maalesef buğdayını satmadı. Bu geçen hafta da sondu biliyorsunuz, hı hı. 31 Ağustos bu prim desteği için. Eğer bu fiyatlar yükselmezse bütün üreticilerimiz için ciddi bir sıkıntı var önümüzdeki kış. Zor bir dönem, hakikaten zor bir süreç. Üretici açısından da çok zor, tüketici açısından da zor. Yani bu işin temeline dönüp bakıyoruz. Maliyet yönetimini yapamadığımız zaman hiçbir kesim mutlu olamıyor. Evet. Yani evet. Çünkü hep tüketiciyi korumanın yolu üreticiyi korumaktan geçer, onun üretimini sürdürmesinden geçer diyoruz ama o üretimin sürdürülebilmesi için de girdi maliyetlerinin yönetiminin iyi olması lazım. En azından makul seviyelerde bir sübvansiyonla mı olur, başka bir yolla mı olur ama aynen o da öyle. Şey. Son iki dakikaya girdik. Hem genel manada, şimdi sizin dediklerinizden yola çıkarak ben gıda enflasyonunda zaten maliyetler 3 haneli artmış vaziyette. Tarım gife girdi enflasyonu, tarım ife olsun %150'leri geçti. Gıda enflasyonu %95'te beklemek biraz bana şey kalıyor. Gerçekçi gelmiyor. Üreticimizin fiyatları indirmesini bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz. Niye? Üreticimiz fiyatları düşürecek bir durumda değil. Çünkü fiyatlara müdahale edemiyor. Yani kendi kontrolünde değil fiyatlar. Ama fiyatlar aracılarla bir aracıdan aracıya geçtiği anda katlanıyor. Nakliye fiyatları yüzünden, işte herkesin enflasyon karşısında kendini korumak istemesi yüzünden inanılmaz yükseliyor. Dolayısıyla buradaki sistem nasıl olmalı? Üreticinin girdilerini düşürerek ancak enflasyona müdahale edebiliriz. Bugün buğdayı 3 liradan ben satmak isterim tabii ki. Niye? Bana 4 lira, 5 lira prim desteği verilirse ben buğdayımı 3 liradan satmaya razı olurum fabrikalara. Fabrikalar ucuza un yapar, ekmek ucuzlar, her şey çözülür. Ama tabii mazot fiyatları, gübre fiyatları, elektrik fiyatları düşmediği sürece benim ucuza mal etmem mümkün değil. Ucuza mal olmayan şeyi de ucuza tüketmek zaten... Çok zor, çok zor. Evet, sübvansiyon ya da kamu zararı, görev zararı yazmak bir yere kadar belirli ürünlerde onu yaşayabiliyoruz. Evet, maalesef. Yani... Ki o da dolaylı olan yine vatandaşın cebinden çıkıyor. Tabii zincirleme reaksiyon bu. Sonuçta bu paraları bizler ödemek zorundayız vergi olarak, yakıt, diğer şeyler olarak ödemek zorundayız. Başka bir alternatif yok maalesef. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yayına ederim. Çok sağ olun. Dolayı. Bugün Çolpan Çiftliği sahibi Özel Çolpan'la birlikte tarıma çiftçinin, bir çiftçimizin gözünden bakmaya çalıştık. Hakikaten zor bir süreç. Yani tarım politikasının, tarım ekonomisinin gerçekten çok dalgalı bir okyanusta seyrettiği bir dönemdeyiz. İşin üretim safhasından pazarlama son tüketiciye ulaşana kadar o değer zincirinin tüm halkalarında yapacak çok iş var. Eğer bu işleri yaparsak biraz daha fiyat istikrarında belki kontrol edilebilir ama aksi takdirde bizi 2023 döneminde çok farklı bir gıda enflasyonu bekliyor olabilir. Umarım yanılırız. Bugünlük bu kadar. Haftaya yeniden farklı bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.